Taşkınlık Parkı'ndan herkese merhaba, ben Emre. Bugün Obscurity'sa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önce ışığı yakalım. Işık yanmıyor. Işığı kapatalım. Bir daha yakalım. Işık niye yanmıyor? Pilimiz var. Devam ederiz. Şurada mum var. Mumu yakalım. Bu tür korku oyunlarında köşeleri dönmekten korkarım. Bir şey fırlayacakmış önüme gibi. Fırlamadı. Burada bir köşe daha var. Ve burada teyze bakıyor. O teyzeden bir şey olacak sanki. Neyse. Merhaba. Teyze buradaki düğmeye doğru bakıyor. İşe yaramadı. Karşıdaki gölge nedir arkadaş? Karşımda bir şey var sanki. Telefon. Alo. Arkamdan bir şey koşuyor. Arkamdan bir şey koşuyor. Burası... Arkadaş, arkamı dönmeye korkuyorum. Merhaba. Kapı olmuş burası. Balo salonundayız galiba. Işıklar burada çalışıyor. Şu oyunun kasma sorununa bir çözüm bulamadım bu arada. Oyunun kendisinden kaynaklı bir şey. Bu sesler nereden geliyor? Tam bir of çekecektim ki başka sesler geldi. Hay arkadaş. Anahtar buldum. Yine kukla. Merhaba, merhaba. Oo. Denizdeki kristalleri alabiliyorum. Bir tanesini aldım en azından. Ne işime yarayacağı konusunda fikrim yok. Şu mumu da yakalım. Malikanenin balo salonundayız bu arada. Burada balolar düzenliyormuş bizim Arthur amcamız. Manyak Arthur. Bardakları şey yapabiliyor muyuz? Hayır. Elimde bir tane kristal var. Şurada pillerimiz var. Fotoğraflar vesaireler. O da kurcalayamıyoruz. Şu heykele ben kristali verebilir miyim mesela? Onda da varmış bir kristal. Bir şeyler oldu ama. Garip. Mumu yakalım. Gölgeler bize bir şey işaret ediyor mu acaba? Çok merak ediyorum. Buradan da çıkalım. Gitgide daha fazla kasmaya başladı. İlginç. Muhtemelen evin içinde bir şeyler değişiyor. Güzel, mumlar söndü yine. Bakmayacağım ona. Bakmayacağım ona. Bakmayacağım. Evet, burada kapı gelmiş geri. Ve bir kristal burada var. O da nesi? Bu kristallere değişiklik yapamıyoruz. Kristallerle anlaşılan şu ışıkla bir oyun yapacağız. Bir puzzle. Kamera esnek kondu. Peki diğer kristalleri alabiliyor muyuz? Tek onu mu alabiliyorduk?
Geri dönsem arkada sanki daha vardı alabildiğim kristaller. Şu heykelin elindekini alabiliyor muyum mesela? Alabiliyorum. Bunların hepsine ihtiyacım var belli ki. Belki bunların hepsine ihtiyacımız var. Mouse'un tuşlarıyla da yönlendirebiliyoruz. Peki. Sen de burada var. Sen orada beklemesen ne güzel olurdu. Neyse. Bir tanesini buraya koyacağız. Kaç tane daha kristale ihtiyacım var bu durumda? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane daha kristal gerekiyor aşağı yukarı. Burası açık mı? Şu tepedeki mekanizmayla kilitlenmiş kapı. Kristallerle yapacağız demek ki o işi. Diğer heykellerin elindeki kristalleri de alayım. Tek tek almak biraz sıkıntı ama. Artık elden bir şey gelmiyor, ne yapalım. Seni de ben bir alayım. İzninle sevgili kukla. Gölge nedir arkadaş ya? Adamlar duvara bir gölge koymuş ki. Şimdi. Bir tane daha. Tamam, buraya oluyorsa. Bunu çevirsek. Diğer tarafa doğru. Bu çevrilmiyor peki. Tepedekiler dönmüyor. O zaman şuraya koymak için bir kristale daha ihtiyacım var. Şunlardan birini alsam. Belki hepsini almam gerekmiyordur. Buraya koyalım. Kırmızı ve sarı. Bunun üzerinde kırmızı ve sarı var. Doğru kristalleri doğru yerlere koyacağız o halde. Mavi olan doğru yerde. Sarıyı şunu alıp buraya koysam. Tam bunun üzerinden geçmiyor bu galiba. Zaten kırmızı da yukarı bakıyor. O da olmaz. Buraya yansıtsak. İlginç, ilginç işler. Mavi ancak bu şekilde elde ediyoruz gördüğüm kadarıyla. Burada mavi oluyor. Sarı değdi, tamam. Sarıyı hallettik. Şuraya bir kırmızıyı koymak için. Sen gel mesela, ben de seni buraya koyayım. Kırmızı. Kristallerin şekilleri de etkiliyor mu acaba? Ya mesela şu kristal farklı bir yere yönlendirebiliyor ise işler değişecektir. Ama hayır. Gördüğüm kadarıyla en azından o açıdan bir sıkıntımız yok peki. Buraya geliyor.
O zaman seni alalım. Sarı oraya gidelim. Maviyi biraz kurcalayalım. Buraya geldiğine göre buraya ben kristal koyarsam aynen şöyle mavi de hallettik. Bir tek kırmızı kaldı bu durumda. Kırmızı olanı ne yapsak ne yapsak, seni alsam ve koysam. Oynattığımız anda bozuluyor her şey. Ya şimdi iki tanesini hallettiğim için üçüncüsü biraz açıkçası şey yapıyor. Yani insan değiştirmek istemiyor bunu. Daha fazla dönmüyor. Bunlar zaten dönmüyor. Derin düşünceler içerisindeyim. Yine buraya geliyor ama sarı bu sefer bozuyor işi. Tamam. Renkli olan bu. O zaman iki tane farklı kristal çeşidimiz varmış. Onu şimdi fark ettim. Bunlar sadece yön değiştirmeye yarıyor. Madem öyle. Bunu tekrar koyuyoruz. Bilmiyorum, değişmiyor. Seni şuraya koysam renkli olanı. Ne olabilir diye düşünmekteyim ama ufak bir kesme yapalım, ben bunu çözeyim, sonra tekrar karşınızdayız.
İçerideki kristallere baktık. Şu elmasımsı kristalden, yani ışığı kıran kristalden bir tane daha varmış. Kırmızı ışığın olduğu yere onu taktım. Ve kendisini şuralardan yansıtmak suretiyle kapıya getirmeyi başardım. Şimdi kapının arkasında ne var bilmiyoruz. İlginç bir odadayız. Açalım bakalım, devam edelim. Işık yanıyor mu? Yanmıyor. Hala şu oyunun takılmaları beni deli ediyor ama elden gelen bir şey yok. Hoba. Merhaba. Az önceki odada gördüğümüz gölge biraz daha netleşmiş bir şekilde karşımızda duruyor. Vay arkadaş. Oraya gitmesek. Burada açılıyormuş mesela. Kütüphane gibi bir yerdeyiz. Teyze. Buranın da ışığı açılmıyor. Kibrit var. Bunları o yüzden yakamıyormuşum. Kibritim bitmiş. Kafa kalmadı. Yahu çalıyorsun telefon da kimsin? Biri arıyor bizi ısrarla. Bu muydu buradaki olay? Kibrit almak mıydı? Değildir. Şu kütüphaneyi şöyle bir tarayalım. Dokunabileceğimiz bir şeyler var mı? Yok. Buradan alabileceğimiz başka bir şey var mı? Telefon şamdan. Peki. Dolaplarda bir şey yok. Anahtar falan bulamadık. Saat, resimler vesaire. Merhaba gölge. Mumu yakayım. Sana bakmadan şöyle devam etsem. Arkadaş bu kimin gölgesi? Benim gölgem değil bu. Bak benim gölgem burada. Neyse yok oluyor yanına gidince. Bir tane daha kibritim var, onu burada harcamak istemedim. Ve bölüm bitti. Vay arkadaş, bir şey olmadı oyunda bölümde ama etrafı koydukları şeyler yeterince geliyor insana, ilginç. Güzel bir puzzle koymuşlar. Çok zor değildi, sadece işte bütün kristalleri almak gerekiyormuş, onu tahmin etmedim. Yeterli diye düşündüm kristalleri. Gerçi bir tanesini almadım hala ama iki tane renk değiştiren kristal olduğunu öğrenmek iyi oldu tabii. Her neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde tekrar görüşeceğiz. Umarım beğenmişsinizdir. Beni bayağı geriyor bu oyun açıkçası. Yani dediğim gibi çok fazla bir şey çıkmadı karşımıza bizi korkutacak. Ama oyunun başındaki o kalp hastaları bu oyunu oynamasın uyarısı falan. Ve hamileler. Hamile değilim ama yine de insanı bir korkutuyor yani, bir şey çıkacak diye. Kuklalar var, gölgeler var, bir şeyler var. Henüz bir şeyle karşılaşmadık. En büyük korkutan şey o zaten. Neyle karşılaşacağım bilmiyorum. Bir korku oyununda size saldıracak şeyin ne olduğunu bilmeden oynadığınız sürece korku her zaman daha da büyür. Bilmediğiniz şeylerden korkarsınız vesaire. Abone ol butonu aşağıda. Abone olun. Beğenin. Paylaşın. Paylaştıkça büyüyelim falan. Teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.